Rekorda bastığım için ben yavaş yavaş başlayayım. Şimdi tüberkülozun önce epidemiyolojisinden bahsedelim. Tüberküloz, akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı organ tüberkülozu olarak ikiye ayrılıyor. Bunları sırasıyla göreceğiz. Evet, Nazlı'yı da dahil ettik. Nazlı. Evet, işte böyle internetle ilgili uyarı geliyor. Peki, şimdi epidemiyolojiden bahsediyoruz. Tüberkülozun epidemiyolojisinden. Dünya Sağlık Örgütü değişik ülkelerde insidans ve mortalite hızlarını 2017 yılında tespit etmiş ve küresel tüberküloz raporu da 2018 yılında yayınlanmış. Tahmini insidans ve tahmini mortalite olarak bu rakamlar bize verilmiş. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa bölgesinde yer almakta. Ve bu slide Tüberküloz Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan bir slide. Şimdi bakalım Afrika bölgesinde 100 bin kişide 237 kişinin tüberküloz hastası olduğu düşünülüyor. Ve 100 bin kişide tüberküloza bağlı ölüm de 63 rakamın. Güneydoğu Asya bölgesinde 100 binde 226, hemen hemen Afrika bölgesiyle benzer ama ölümler burada 100 binde 33,4. Yani yarı yarıya daha az. Demek ki daha iyi bir tedavi söz konusu burada. Doğu Akdeniz bölgesinde 100 binde 113 giderek aşağıya doğru azalan rakamlarla gösterilen bir tablo bu. Ve mortalite %13,43. Batı Pasifik bölgesinde 100 binde 94, mortalite 100 binde 5,16. Avrupa'da 100 binde 30 kişinin tüberküloz olduğu düşünülüyor ve mortalite 3'lerde, 100 binde 3 kişi. Ülkemizde ise tahmini insidans 100 binde 17 ve ölüm de 100 binde 1 kişi bile değil, yarım kişi şeklinde. Amerika'da 100 binde 28 ve mortalite de 2,4 100 bin kişide. Dünya geneline bakıldığında mortalite 100 binde 21 ve insidansa 133. Yani bu tabloyu değerlendirdiğimizde ülkemizde tüberküloz ile yapılan savaşın oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Nazlı, katılabildin mi? Ben buradayım. Ha, tamam canım. Bağlandım. Tamam. İlk slaytımız bu. Tüberkülozun 2019'daki tüberküloz tanı ve tedavi rehberini baştan sona bir gözden geçireceğiz. Epidemiyolojiyle başladık. Yani tüberküloz bir saatlik ders olmayacak veya işte bir günlük ders olmayacak. Birkaç gün devam edecek bir ders olarak bütün detaylarıyla gözden geçirelim istedim. Bu ilk Olur. slaytta da Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm dünyadaki tüberküloz raporu 2018 yılına ait veriler ve ülkemizin tahmini insidansta çok iyi bir değere sahip olduğunu, 100 binde 17 ve ölümün de 100 binde 0,5 olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki kayıtlara bakıldığında 2005 ile 2017 tarihleri arasında 100 bin kişideki tüberküloz insidansının yıllar içerisinde giderek düştüğünü görüyoruz. Bu da çok sevindirici, çok güzel bir şey. Yani verilen çabaların, yapılan çalışmaların bir sonucu. Son 10 yılda yıllık olarak ortalama %5 oranında tüberküloz insidansında bir düşüş var. Yıllık olarak %5 düşüyor. Son 10 yıl içerisinde kayıtlı tüberküloz insidansı vaka sayısı.
Şimdi 2005'ten 2017'ye kadar eldeki veriler görülüyor. 2005'te 100 binde 29,5 civarındayken giderek 28,8, 25 böyle işte 20'lere, 22'lere, sonra 19, 17, sonra 16, sonra 15, sonra da 14,6'ya düşmüş. Bir önceki slaytımıza dönersek %17 olarak görünüyor ama bizim burada 2017'de kendi verilerimiz insidansımızın %17'nin de altında %14,6 olduğunu gösteriyor. Şimdi yine yıllara göre kayıtlı tüberküloz insidansında hasta sayısı olarak bakıldığında toplamda 12.046 hasta var 2017'de. Bu hastalar gruplandırıldığında yeni olgular yüzde kaçı oluşturuyor? %92,2'sini. %7,8'inin de önceden tedavi görmüş olgular olduğu bulunmuş. Kadınların ve erkeklerin yüzde kaçının tüberküloz olduğuna bakıldığında %57,7'si erkekler tarafından tüberküloz popülasyonu, %42,3'ü de kadınlar tarafından oluşturuluyor. Şimdi klasik bilgileri burada da görüyoruz. Akciğer tüberkülozu ben dersi anlatırken hep %65, işte akciğer dışı tüberküloz görülme oranını da %35 olduğunu söylüyorum. Bu 2017 yılındaki verilerde de benzer rakamlar var. Akciğer tüberkülozu %66,1, akciğer dışı tüberküloz da %34 gibi bir rakama sahip. Hasta olarak karşılık akciğer tüberkülozu 7.968 kişi, akciğer dışı tüberküloz da 4.078 kişi. Son 15 yıldır temaslı muayenesi sayısı da artıyor. Artmış. Yani temaslılar da artık çok iyi değerlendiriliyor. Kimlerle temaslı ve bu temaslıların muayenesi yapılarak neler yapılması gerektiğiyle ilgili. 2017 yılında yaklaşık bir hasta başına 10 kişi taranmış. Ve koruyucu ilaç tedavisi endikasyonu daha yüksek oranda konulmuş ve daha disiplinli bir şekilde uygulanmış. Ve 2017 yılında 10 tane temaslı bir kişi tüberküloz tanısı aldığında taranıyor ve 2,7 kişi de koruyucu tedavi alıyor. HIV testi yapılma durumu da nasıl? Giderek HIV testi yapılması da artıyor tüberküloz hastalarında. 2009'dan 2017'ye kadar olan yıllara baktığımızda tüberküloz hasta sayısının 17.400'lerden 12.000'lere düştüğünü görüyoruz. HIV testi 2009'da ne kadar yapılmış kayıtlı değil. Ama bir tane hasta, HIV hastası var tüberkülozlu. Sonra giderek test yapılan sayıları 500'lü rakamlardan 8.500-8.600'lere kadar çıkıyor. Ve bunun sonucunda da tabii ki HIV'li hasta yakalama oranı artıyor. Yani tüberküloz hastalığına eşlik eden HIV'li hasta sayısı 2010'da yapılan test %3,5 oranında, o zaman 14 hasta tespit edilmiş ama yapılan test sayısı 8600'lere geldiğinde de o zaman 68 tane HIV'li hasta bulunmuş. Yani tüberkülozun öze eşlik eden HIV pozitifliğinin daha yüksek olduğu tahmin ediliyor bu rakamlarla. Tüberküloz enfeksiyonunun tüberküloz hastalığına dönüşmesini arttıran durumlar var. Bunu öğrencilikten de biliyorsunuz, okuduğunuz zaman da biliyorsunuz. Bir defa kimlerde tüberküloz daha fazla görülür? Bulaştırıcı bir tüberküloz hastasıyla yakın teması olan kişiler, bunu biliyoruz zaten, temaslıları tarıyoruz,
bu ileride bir slide olacak. Ne kadar çok zaman, ne kadar fazla birliktelik yaşanırsa bulaşma olasılığının o kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Ve yakın temasta risk faktörü olmayan kişilere göre tüberküloz risk oranı 16 ile 46 kat arasında artış gösteriyor. Eğer Suriye gibi bir yerden geldiyse ya da Amerikalıların gözüyle ya da İngilizlerin gözüyle Orta Doğu'dan birisi geldiyse, yani yüksek prevalans tüberküloz görülen bir yerden göç eden bir kişide görülme oranı 15 kat artıyor. Eğer akciğer grafisinde fibronodüler lezyonlar varsa bunların reaktif hastalık haline gelme olasılığı durumu hiç böyle bir lezyonu olmayana göre 6 ila 19 kat daha fazla. Devam edelim. Tüberküloz enfeksiyonunun tüberküloz hastalığına dönüşmesini arttıran faktörlerde yüksek riskli hasta grupları veya durumlar var. Bunlar neler? HIV enfeksiyonu olan kişilerde %50 ya da %110 kat, özür dilerim yanlış söyledim, 50 kat ya da 110 kat daha fazla görülüyor. Eğer çocuksa, yani 0 ila 2 yaş arasında ve bir kaynak vaka ile teması var ise 10 kat ya da daha fazla tüberküloza yakalanma şanssızlığı var. Hep poliklinikte de görüyoruz, TNF-alfa inhibitörü tedavisi alan hastalar geliyor ve bunların da tüberküloza yakalanma olasılığının 10 kat daha fazla olduğunu sağlıklı kişilere göre tespit edebiliyoruz. Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği olanlarda 8 kat, organ transplantasyonu olanlar HIV gibi en riskli grup 70 kat, hatta 300 kat daha fazla görülebiliyor. Kök hücre transplantasyonu 20 kat. Son 2 yıl içerisinde yeni bir tüberküloz enfeksiyonu geçirdiyse bu son 2 yıl içerisinde görülme oranı 15 kat daha fazla oluyor. Yine tüberküloz enfeksiyonunun hastalığa dönüşmesini arttıran durumlar. Yani bir tüberküloz enfeksiyonu var biliyoruz, bir de hastalık tablosu var. Orta ve düşük riskler, temin söylediğimiz yüksek risklerde 0-2 yaştaki kaynak vakayla teması olan bebekler diyelim, yüksek riske sahipti, 10 kat daha fazla, daha fazla veya 3-5 veya 10-15 yaş gruplarındaki temaslı çocuklarda 3 kat daha fazla veya daha üzerinde görülebilir. Eğer silikozu varsa, yani madenlerde çalışanlarda da 1.4 hatta 30 kat daha fazla görülür. Hatta silikoz ise tüberkülozun eşlik ettiğini çok eskiden beri biliniyor ve silikozisi vakalarda ve tüberkülozlu vakalarda silikozisi gördüğümüz zaman melek kanadı şeklindeki görüntüler var. Melek kanadı denmesinin sebebi tüberküloz artı silikozis olan bu olguların ölüme doğru gittiği veya öldüğünü belirten bir ifade, melek kanadı görüntüsü. Eğer kişiye biz günde 15 miligram ya da daha fazla kortikosteroid veriyorsak ve en az bir ay alıyorsa bu kortikosteroidi, o zaman bu kişinin de 3 kat ya da 8 kat sağlıklı kişilere göre tüberküloz hastalığı gelişme olasılığı artıyor. Eğer zayıfsa, yani vücut kitle indeksi 20 ya da altındaysa veya ideal vücut ağırlığının, çocuklar izleyebiliyor musunuz, yine internetten uyarı var. Görebiliyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? İzliyoruz hocam. Tamam. Peki. İdeal vücut. İzliyoruz hocam. Anlamadım. Efendim? Geliyor sesiniz hocam. Tamam. Geliyor hocam. İnternet bağlantısı stabil değil diyor da, hani kesiliyor mu zaman zaman. İdeal vücut ağırlığının %10 ya da daha fazla bir kayba uğraması yine 2 ya da 3 kat tüberküloz hastalığı olma olasılığını
oluşturuyor. Alkol kullanım bozukluğu, yani alkol bağımlılığı, diyabet 5 kata kadar çıkabiliyor, 1,5-5 kat. Günde bir paket sigara içme. Çocuklar, bu yeni bir bilgi. Bu zamana kadar ben öğrencilere tüberkülozu anlatır iken sigara içme yer almıyordu. Bilmiyorum sizlerden daha önce bunu duyan var mı? Çocuklar. Bir paket sigara içmenin tüberküloz olma, hastalığı olma olasılığını 2 ya da 3,5 kat arttırdığı ile ilgili bir bilgi okumuş muydunuz? Yok hocam, okumadım. Okumadınız. Tamam. Yani bu yeni bir bilgi. Bu yıldan bağımlılık herhalde, değil mi hocam? Hani 10 paket yıl ya da 20 paket gibi bir şey. Yıldan bağımsız bir bilgi, değil mi? Yani paket yıldan. Bir bilgi. Günde bir paket sigara içiyorsa kişi, kaç yıl olursa olsun, tabii ki yıl arttıkça paket yıl olarak hesapladığımızda da risk artıyordur. Ama sadece günde bir paket sigara içen bir kişinin bile tüberküloz enfeksiyonundan tüberküloz hastalığına dönüşmesi 2 ya da 3,5 kat daha fazla. İnhale kortikosteroidlerin de 3,5 kat arttırdığı, bu da yeni bir bilgi. İnhale kortikosteroidleri bana bunları okumadan önce sorsalar idi bundan, diyelim ki 1 yıl önce, 6 ay önce, ben inhale kortikosteroidlerin tüberkülozu arttırma olasılığının yüksek olabileceğini düşünmezdim ve hayır diye cevap verebilirdim. Şimdi gelelim, tüberküloz nasıl bulaşıyor? Pardon çocuklar. Ağzıma şeker atmam gerekecek. Evet. Bulaşma damlacık çekirdekleriyle oluyor. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bizler konuşur iken havaya 210 kadar bir partikül, 0 ile 210 arası bir partikül yayıyoruz. Öksürdüğümüz zaman ise bu 3500'e çıkıyor. Ama hapşırdığımızda çok daha fazla, 4500 ya da 1 milyon partikül çıkarılıyor. O yüzden hapşurmalarda ve öksürüklerde işte dirsek içine ya da bir mendile öksürmek ve hapşurmak, her hastalık için, solunum aracılığıyla bulaşan her hastalık için böyle bir önlem almak gerekiyor. Karşıdakini korumak adına. Şimdi çıkarılan bu partiküllerin büyüklüğü 1 ila 5 mikron ve her bir partikülde 1 ya da 3 tane canlı basil bulunuyor. Ve bu canlı basiller havada o partiküllerin içindeyken inhalasyon yolu ile akciğerlere ulaşıyorlar. Isı ve nemde bu damlacık çekirdeklerinin içerisindeki tüberküloz basillerinin canlı kalma oranlarına bakıldığında 3 saat içerisinde %60-70'i ölüyor. 6 saat geçtiğinde halen yarısı canlı, 3'te biri de 9 saat sonra ölüyor. Yani bir tüberkülozlu vaka öksürdü, hapşurdu, o ortamda havalandırma yapılmaz ise çıkardığı bakterilerin, damlacık çekirdeklerinin içerisindeki bu bakterilerin 3'te biri 9 saat sonra bile yaşar durumda. Şimdi tedavi olmadığı zaman tüberkülozlu bir kişi 10 ya da 15 kişiyi enfekte edebiliyor. Bir tüberküloz hastası bir yıl içerisinde tedavi olmadıysa 10 ila 15 kişiyi enfekte ediyor. Demin bahsettiğim konuyla ilgili slide, temas yakınlığına göre bulaşma artıyor. Buna suya düşen taş prensibi diyoruz. Yani şöyle, fizikten de hatırlayacaksınız, dalgalar şuraya taşı attığımızda suyun çevresinde böyle dalgalanmalar meydana geliyor, değil mi? Buna şey diyebiliriz, Wen diyagramı diyebiliriz. 1992'de Wen tarafından bulunmuş.
kaynak vakanın içerisinde aynı evde yaşayan kişilerde 8, 11, 14 kişi var diyelim ki. Bu 14 kişiden 4'ü hasta oluyor. Ama çevre genişlediğinde, çalışma ortamı, akrabalarla görüşmeler olduğunda o zaman sayının yani bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu görüyoruz. Popülasyon büyüyor ama burada 3 tane. Rastlantısal temaslı olanlarda ise daha da düşük oranda. Yani o kaynak vakaya ne kadar yakın isek ve ne kadar çok zaman geçiriyor isek o zaman enfekte olma olasılığımız artıyor. Şimdi hangi tüberkülozlar bulaştırıcıdır, yüksek bulaştırıcılığa sahiptir? Bir defa akciğer tüberkülozu, yani partiküllerin, basit içeren partiküllerin çıkarılabildiği bir organ. Bronş, akciğer parankeminde olanların özellikle kaviter olanlarında daha fazla ve ARB pozitif olanlarda, yani basil pozitif olanlarda bulaştırıcılık daha yüksek, larenks tüberkülosunda daha yüksek. Bunları söyledik. Bir de biliyoruz bronkoskopi yaparken ya da endotrakeal enübasyon yaparken bu COVID-19 pandemisinde de en fazla bulaştırıcılığın bu gibi girişimsel işlemlerde olduğunu biliyoruz. Tüberküloz için de aynı şey geçerli. Eğer hasta tedavisini yetersiz alıyor ise dirençli bir vaka gelişecek ve dirençli bir basil ile enfekte olma riski artacaktır. Ve dirençli basillerin bulaştırıcılığının da daha yüksek olduğunu söylemek durumundayız. Şimdi bir tüberküloz hastası var ve onunla karşılaştık. Ya enfekte oluyoruz ya da kurtarıyoruz kendimizi. Eğer basili aldık ve primer enfeksiyon olduysa o esnada %5 olguda bir hastalık meydana geliyor. Bazen çocuklarda bu hastalık belli oluyor, bazen belli olmuyor. Yetişkinlerde bu primer enfeksiyon karşımıza nasıl çıkıyor çocuklar daha çok? Tüberküloz pilorizi olarak çıkıyor. Çocuklarda ise, gençlerde tüberküloz pilorizi olarak çıkıyor. Çocuklarda ise hiler ya da mediastinal lenfadenopatiler ve parankimde küçük tutulum alanı infiltratif bir alan şeklinde görülüyor. Ama eğer çocuklarda yeterli bir bağışıklık sistemi yok ise progresif bir seyir göstererek menenjit tüberküloz ya da hematolojik yayım ile biliyer tüberküloz gelişiyor ve çocuğun kaybına kadar veya sekel durumuna kadar gidebiliyor. Şimdi çocuklar şeyi nasıl yapacağız? Zamanı bir dakika. Şuradan ne diyeceğim? Ben bir kapatayım, tekrar açalım. Şurada kaldık. Bunu neden aşağıya doğru alamıyorum? Evet. Pause and mode control. Nereden kapatacaktık? End diyoruz. Tamam. Tekrar açmamız gerekecek herhalde. Ben bir Göksel Hoca'ya danışayım. Veya tekrar nereden açılıyor? Thank you.
Tekrar kayıt yapmıyor. Çocuklar bağlı mısınız hepiniz şu anda? Bağlıyız hocam. Sanırım daha vakit var. Biraz beklememiz gerekecek sanıyorum. Geldik hocam. Tamam. Tamam. Geldi. Şimdi... Kayıt çıkmıyor da çocuklar, o yüzden. Hocam şu an kaydediyormuş gibi gösteriyor hocam. Tamam canım. Evet hocam, kaydediyormuş gibi. Devam edelim. Evet, burada söyledik çocuklarda neler olduğunu. Ama bu enfeksiyonu alanlar, geçirenler veya vücudunda primer enfeksiyon gelişenlerin büyük çoğunluğu, %95'i gizli bir enfeksiyon, uyuyan bir enfeksiyon şeklinde kalıyor. Ama yıllar içerisinde ise bu popülasyonun %10'unda reaktivasyon meydana geliyor. Yani primer enfeksiyonda alınan basiller lenfohematojen yol ile vücudumuzda birçok yere gidip oturuyorlar ve orada uyur durumdalar. Sonra bir şeyler oluyor ve reaktive olarak hastalığı meydana getiriyorlar. Ama erişkinlerde görmüş olduğumuz bu hastalık tablosu sadece reaktivasyon değil, bilmemiz gereken şey egzojen yeni bir basille de ortaya çıkabilir. Demek ki primer enfeksiyon geçirenlerin %5'inde o enfeksiyon klinik tablosu ortaya çıkar veya bu primer enfeksiyon tablosu bir hastalık halinde çocuğun menenjit olmasına veya miliyer tüberküloz gelişmesine, hematojen yayıma sebep olabilir. Ama %95'inde uyuyan bir durumdadır. Bu %95'lik grupta da ancak %10'unda reaktivasyon, yani hastalık ortaya çıkar. Şimdi tüberküloz hastalığında klinik nasıl oluyor? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ateş oluyor. Gençlerde daha sık görülüyor ateş. Başlangıçta düşük dereceli olan ateş, hastalık ilerlediği zaman daha da yükseliyor. Yani 38-38,5 iken 39-40'lara varan ateş izlenebiliyor. Ve ateş daha çok kaviteli hastalarda veya ARB pozitif gelen hastalarda karşımıza çıkıyor. Gece terlemesi olguların %50'sinde var. Ayrıca hastalar iştahsızlık, halsizlik ve kilo kaybından da yakınıyorlar. Öksürük bir başka bulgu, daha doğrusu bir başka semptom. Sık bir semptom. Hep biliyoruz ki bir öksürük 2 haftadan daha uzun sürer ise tüberküloz aklımıza gelmelidir. Başlangıçta kuru olan öksürük kazeifikasyon nekrozu parankim alanında geliştiğinde ve buranın likefaksiyona uğraması ile, yani oranın nekrozunun tamamen artık böyle eriyip peynirimsi bir kıvama gelip dışarıya öksürükle atılması sırasında balgam şeklinde dışarıya çıkacaktır bu. Endobronşiyal tüberküloz yakın zamanda gördüğümüz bir olguydu. Erhan Hoca'nın bir hastasıydı ve serviste hatta yatırdık. Değil mi Merve? Merve yok mu? Merve? Yatıyordu hocam. Bahriye ile yapmışlardı bronkoskopisini. Evet, serviste yani endobronşiyal değişik görüntüleri vardı. Fotoğraflarını çekmişlerdir. Antitüberkülo tedavi başladı. 70 küsur yaşlarında bir hastaydı. Yani bunun bulaştırıcılığı yüksek ve öksürüğü de havlar tarzda.
Ayrıca çocuklarda kurupta mı havlar tarzda bir öksürük olurdu? Yanlış mı hatırlıyorum? Havlar tarzda bir öksürük bir hastalıkta daha oluyor. Hatırlayanınız var mı? Boğmaca değil. Evet hocam, kurupta oluyor. Kurupta oluyor. Peki. Evet. Balgam çıkıyor mu? Evet, önce kuru oluyor öksürük. Sonra gazifikasyon nekrozu, likefaksiyon sonrası balgam çıkıyor. Başlangıçta mukoid olan balgam görüntüsü zamanla... sarı yeşil olabiliyor. Şimdi bu kazeoz materyalin atılması esnasında hemoptizi görülebilir ya da endobronşiyal bir erozyon olur ise o zaman hemoptizi görülebilir ve hemoptizi görülenlerde de ya incelediğimizde ARB pozitif olabilir. Nefes darlığı beklediğimiz bir şey değil. Ne zaman olur? Mesela primer tüberküloz plörezi olarak karşımıza geldiğinde fazlaysa plevral sıvı belki o nefes darlığı yapar ama parankimin tutulmasında erken dönemde ortaya çıkmaz. Ancak destroyed lung dediğimiz tablolar var biliyorsunuz ve uzun yıllar geçmiş ve ilk tüberküloz hastalığında veya işte kronik bir olgu çok fazla fibrozis gelişmiş, sekeller olmuş, bronşektaziler olmuş. O zaman nefes darlığı yakınması olabilir. Tüberküloz tanısını koyar iken önce şüphelenmek gerekiyor. Yani hastanın semptomlarını duyduğumuzda bu tüberküloz olabilir diyeceğiz ve radyolojiye göndereceğiz. Ama kesin tanı mutlaka bakteriyolojik olarak konur. Yani bu mikroskopide görmek ya da kültürde üretmek ya da moleküler test aracılığıyla daha hızlı bir sürede tanıya ulaşmak söz konusudur. Tüberküloz tanısında semptomları bir daha gözden geçirecek olursak, sistemik bulgular neydi? Ateş oluyordu aralıklı. Özellikle gece terlemeleri, yani öğleden sonra yükselen bir ateş ve gece terlemeyle düşüyordu. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve zayıflama vardı. Öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi, sırt yan ağrısı, göğüs ağrısı.